Öğrenciler merhaba. 9. sınıf tarih dersi sorularını çözeceğiz. Birinci soru itibariyle başlıyoruz. Tanım, tarih insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, uğraşlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini yer ve zaman göstererek neden sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bir bilimdir. Durum Persler Anadolu'yu istila ederek satraplıklara ayırmış ve valiler aracılığıyla Anadolu'yu 200 yıl yönetmişlerdir. Yukarıda verilen durumda tarih tanımında yer alan öğelerinden hangilerine değinilmiştir? Bir objektiflik, objektiflik üzerine herhangi bir açıklamaya dahil edilmemiştir. Objektiflikle herhangi bir yorum yapılmamıştır durumda. Objektiflik nesnelliktir. Bununla ilgili bir durum söz konusu değildir. İkinci açıklamada neden sonuç, ikinci öncülde neden sonuç bir olay bir başka olayın sebebini oluşturmaktadır ya da sonuçlar başka olaylara neden olmaktadır şeklinde düşündüğümüzde durumda yine böyle bir olayla karşılaşamıyoruz. O yüzden de neden sonuç ilişkisiyle ilgili bir gelişme söz konusu değildir. Üçüncü öncülde yer. Burada Persler Anadolu'yu istila etmiştir ifadesinden Anadolu'nun bir coğrafya olmasından dolayı burada durumunda tarihin tanımında yer alan yer ile ilgili açıklama yapılmıştır. O yüzden de cevabımız yalnız 3C'dir. İkinci sorumuza geldiğimizde Hazreti İsa'nın doğumu 0 kabul edilmiş ve bu tarihten önceki tarihler milattan önce, bu tarihten sonraki tarihlerde milattan sonra olarak tanımlanmıştır. Bu bilgiye göre yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Şu şekilde bir tarihsel çizelge belirlersek eğer milattan sonra ve milattan önce olarak nitelendirdiğimizde milattan önceki tarihlerin sayısal değeri örneğin milattan önce 3200 olarak gördüğümüz ve sonradan sıfıra doğru yani günümüze doğru milattan sonraya doğru geldikçe milattan önce 2000 şeklinde ve sıfıra doğru azalarak devam etmektedir. Milattan sonra ise tarihler artarak günümüze doğru gelmektedir. Örneğin 1000, 1500 ve 2000 20 şeklinde günümüze doğru sayısal değer olarak artmaktadır. Bu bilgiye göre baktığımızda yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Milattan önceki tarihten sayısal değeri küçük olan, büyük olandan daha eski bir tarihi gösterir. Burada milattan önceki tarihten sayısal değeri küçük olan, büyük olandan daha yeni bir tarihi gösterir. Günümüze daha yakındır. Yani burada milattan önce 2000 yılı milattan önce 3200 yılına göre daha yakın bir tarih göstermektedir. O yüzden de birinci öncülümüz yanlıştır. İkinci öncüle baktığımızda milattan sonraki tarihten büyük olan günümüze daha yakın bir zamanı gösterir. Evet, 2020 yılına yakın olan sayısal değer olarak 1500 tarihi 1000 tarihine göre 2020 yılına daha yakın bir tarihi göstermektedir. Bu doğru bir ifadedir. Üçüncü öncülde milattan sonra ve milattan önce iki tarih arasındaki zamanı bulmak için bu iki tarih toplanmalıdır. Burada milattan sonra ile milattan önceki tarihlerin arasındaki zamanın farkın bulunabilmesi için toplama yapmamız gerekmektedir. Örneğin milattan önce 2000 ile milattan sonra 1000 arasındaki tarihin toplanmasıyla arasındaki zaman farkının 3000 yıl olduğu görülmektedir. Üçüncü öncülümüz de doğrudur. Cevabımız 2 ve 3 D'dir. Üçüncü sorumuza geldiğimizde ise üçüncü sorumuzda aşağıda verilenlerden hangisinin oluş zamanı diğerlerine göre daha belirgindir? Oluş zamanlarının tarihsel süreç içerisinde oluş zamanının belirgin olmasında öncelikle yıl baz alınmalıdır. Sonra ay en son olarak da gün göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Örneklere baktığımızda Türkiye 24 Temmuz 1923'te Lozan Anlaşması'nı imzalamıştır. Çok net bir tarihtir. Oluş zamanı en belirgin yani en belirgin olması da gün, ay ve yıl şeklinde belirtilmiştir. Ve yazının icadı M.Ö. 3000'de gerçekleşmiştir. Burada sadece yıl vardır ama burada hepsinin olması daha belirgin olması açısından önemlidir. C. Türkler 9 ve 10. yüzyıllarda İslamiyet'e geçmiştir. Yüzyıl olarak belirtmiştir. Herhangi bir tarihi tam olarak göremiyoruz. Burada da D. İstanbul 1923 yılı Ekim ayında düşman işgallerinden kurtarılmıştır. Ekim ayında kurtarılmış ama gün belirtilmemiştir. Burada gün de belirtildiği için daha net bir tarihtir. Ankara ilk çağda Hattiler tarafından kurulmuştur. İlk çağ süreci tabii ki çok uzun bir dönemi kapsamaktadır. O yüzden de Ankara'da ilk çağ Hattiler tarafından kurulmuştur da net bir zaman dilimi ortaya koymayacaktır. O nedenle de cevabımız A'dır. Dördüncü sorumuza geldiğimizde arkeolojik bir kazıda bulunanlar, bölgede yaşayanların taş devrinden sonra bakır, tunç ve demir devrine aynı anda girdiklerini göstermektedir. Taş devrinden sonra bakır çağının bakır, tunç
ve demir çağının aynı anda yaşanması demek, farklı bir toplumdan, gelişmiş bir toplumdan etkileşime uğranıldığının kanıtıdır. Kazının yapıldığı yer ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Taş devrini yaşayanlar, demir devrini yaşayanlardan etkilenmiştir. B. Madenleri işlemek için ateşten yararlanmayı geç öğrenmişlerdir. C. Yerleşim yerinin çevresinde bakır kalay ve demir madenleri vardır. D. Tunç araçlara çok geç ihtiyaç duyulmuştur. E. Burada büyük iklim değişimleri yaşanmıştır. Verilen bilgilere baktığımızda arkeolojik kazı alanında taş devrinden sonra bakırın, tunç ve demirin aynı anda bulunması, aynı katman üzerinde bulunması, taş devrini yaşayan toplumun demir devrini yaşayanlardan etkilendiğini, kendilerinden daha gelişmiş bir toplumdan etkilendiğini göstermektedir. O yüzden de cevabımız A'dır. Madenleri işlemek için ateşten yararlanmayı geç öğrenmişlerdir. Ya da yerleşim yerinin çevresinde bakır, kalay ve demir madenleri vardır. Tunç araçlara çok geç ihtiyaç duyulmuştur ve burada büyük iklim değişikliklerinin olduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşmamız bu bilgiler doğrultusunda mümkün değildir. O yüzden de cevabımız A olarak karşımıza çıkmaktadır. Beşinci sorumuza geldiğimizde ise demirin ilk kez işlendiği yer hakkındaki bilgiler tarihsel araştırmalar ile sürekli değişime uğramıştır. Öyle ki çelik işlemeciliğin dünyada ilk ortaya çıktığı yer hakkında son 50 yılda 5 farklı merkezden bahsedilmiştir. Bu da göstermektedir ki bize tarihsel bilgilerin değişebileceği, tarihsel bilgilerde kesinlik olmadığını kanıtlamaktadır. Yukarıda açıklanan durum aşağıdakilerden hangisini gösterir? A. Tarihi bilgilerin değişime kapalı olduğu, burada görüldüğü üzere tarihi bilgilerin değişime açık olduğu net bir şekilde ortadadır. O yüzden A seçeneğimiz yanlıştır. B. Yeni bilgilerin ortaya çıkmasıyla tarihi verilerin değişebileceği. Evet, buradaki açıklamalardan görüldüğü üzere son 50 yılda 5 farklı merkezden bahsedilmiştir ifadesini görüyoruz. Çelik işlemeciliği ile dünyada. Yani farklı şekillerde yorumlar yapılmıştır. O da yeni bilgilerin ortaya çıkmasıyla tarihi verilerin değişebileceğini göstermektedir. C. Yeni kazıların daima eski bilgileri çürüttüğü, yani yeni kazılarla birlikte eski bilgilerin kesinlikle çürüdüğüne dair, kesinlikle ortadan kalktığına dair bir genelleme yapmamız da mümkün değildir. Böyle bir durum söz konusu olamaz. D. Tarihi bulgularda değişim yapmanın olanaksızlığını, tarihi bulgularda değişim yapılabilir, elde edilen bilgiler değişebilir veyahut da farklı şekilde yorumlanabilir. E. Kazarak tespit edilen bulguların güvenilir olmadığı, tarihsel araştırmalarda en önemli yöntemlerden birisi arkeolojik kazılardır ve kazılarda elde edilen veriler doğrultusunda, kaynaklar doğrultusunda çeşitli yorumlar yapılabilir. Bu ifade de yanlış olacaktır. Altıncı sorumuza geldiğimizde ise yeni taş, cilalı taş devrinde yiyecek olarak kullanılmak üzere çeşitli bitkiler yetiştirilmeye başlanmış. Su kıyılarında birbirine bitişik bahçeli evler yapılmış. Taşlardan yapılan alet ve silahlar daha kesici hale getirilmiş. Bitki liflerinden giysiler, yiyecekleri saklamak için topraktan çanak çömlekler yapılmıştır. Bu açıklamada yeni taş, cilalı taş devrinde aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmiş olduğunu gösteren bir kanıt yoktur. A. Yerleşik hayata geçilmesi. Burada birbirine bitişik bahçeli evler yapılması yerleşik hayata geçildiğinin bir kanıt olarak karşımıza çıkar. B. Topraktan eşya yapılması. Çanak çömleklerin yapılması da topraktan eşya olarak karşımıza çıkmaktadır. C. Kullanılan silahların geliştirilmesi. Silahlar daha kesici hale getirilmiştir ifadesinden C seçeneğine ulaşmamız mümkündür. D. Tarım üretimine geçilmesi. Çeşitli bitkiler yetiştirilmeye başlanmıştır ifadesinden de D seçeneğini görebiliyoruz. E. Madenden eşya yapılması. Bu dönem maden devri değildir. Yani bakır, tunç ve demir devri şeklinde karşımıza çıkmaz. O yüzden de madenden eşya yapılmasını buradan görmemiz söz konusu değildir. Cevabımız da E'dir. Yedinci sorumuza geldiğimizde tarihe yardımcı bilimlerden bazıları ve inceleme konuları şunlardır. Etnografya toplumların öz kültürleri, kültür bilimidir etnografya. Numizmatik eski paraları inceler, paleografya ise eski yazıları incelemektedir. Bu bilim dallarından yararlanılarak aşağıdakilerden hangisi ile ilgili sonuçlar ortaya konamaz? A. Ekonomik yapı. Toplumların paralarını, kullandıkları eski paraları inceleyerek kullanılan madenlere göre bakır para olabilir, gümüş para olabilir, altın para olabilir. Bu şekilde toplumların ekonomik yapıları ile ilgili bilgi edinmemiz mümkündür. B. Coğrafi konum. Etnografya toplumun kültürüdür.
paleografya, yazılar inceler, nümizmatik, paralar inceler. Bu durumda o toplumun bulunduğu coğrafyayı tespit etmemiz tabii ki de kolay olmayacaktır. Coğrafi konumunu tespit edebilmemiz için coğrafya biliminden yararlanmamız gerekmektedir. O yüzden de B seçeneğine ulaşmamız söz konusu değildir. C. Kültürel gelişmişlik. Etnografya bilimi sayesinde bunu öğrenmemiz mümkündür. Kullanılan yazının türü paleografya şeklinde eski yazılar incelenerek ortaya çıkarılabilir. E. Ticaret yapılıp yapılamadığı. Paralar ticaretin tabii ki de en önemli unsurlarından birisidir. Takas sistemini ciddi anlamda azaltmıştır para kullanımı. 8. sorumuza geldiğimizde ise Hattuşaş'ta bulunan ve Hititlerle Mısırlar arasında yapılan Kadeş Barışı ile ilgili olan metinde Hitit Kralı 3. Hattuşil'in mührü yanında Hitit Kraliçesi Pudahepa'nın mührünün de basılı olduğu görülmüştür. Buna göre yorumlarından hangileri yapılamaz? Bir, Anadolu'da kanunların köleleri de koruduğu. Burada kölelerle ilgili kanunların köleleri koruduğuna dair herhangi bir açıklamaya yer verilmemiştir. İkinci öncülde kraliçenin devlet işlerinde söz sahibi olduğu. Burada Hitit Kraliçesi Pudahepa'nın Kadeş Anlaşması'nda mührünün bulunması, yani devlet işleriyle ilgili kraliçenin de sözünün geçtiğini göstermektedir. İkinci öncüle ulaşılabilir. Üçüncü öncülde anlaşmanın eşit koşullar altında yapıldığı, burada antlaşmanın Kadeş Anlaşması'nın eşit koşullar altında yapıldığına ait herhangi bir bilgiye ulaşmamız söz konusu değildir. Üçüncü öncülümüz de yanlıştır. O yüzden de yorum yapılamayan öncüler 1 ve 3 öncülleridir. Cevabımız da D'dir. 9. sorumuza geldiğimizde ise Sümerler ziggurat adı verilen 7 katlı tapınaklar inşa etmişlerdir. Ziguratların üst katı rasathane gözlemevi olarak kullanılmıştır. Burada yaptıkları araştırmalar sonucunda Sümerler ay yılı esasına dayalı takvimi ve burçları bulmuşlardır. Bu bilgilere dayanarak Sümerler'de aşağıdakilerden hangisinin geliştiği savunulabilir? A. Demokratik toplum yapısının. Eşitlikçi bir toplum yapısı ile ilgili herhangi bir açıklamaya yer verilmemiştir Sümerlerle ilgili. Ve çok tanrılı din anlayışının, burada Sümerlerin ziggurat adı verilen 7 katlı tapınaklar yaptıkları söylenmektedir. Ama çok tanrı inancına, politeist bir inanca sahip oldukları ile ilgili bir açıklama söz konusu değildir. C. Mutlakiyete dayalı bir yönetimin tek kişiye dayalı ve bütün güçlerin tek kişiye ait olduğunu yansıtan yönetim şekillerine, rejimlere mutlakiyete dayalı yönetim şekli denir ama verilen bu bilgilerden Sümerler'de mutlakiyete dayalı bir yönetim şekli olduğunu da görmemiz söz konusu değildir. D. Sosyal sınıflaşmanın. Burada da yine Sümerler'de köleliğin, aristokratik yapının, burjuva ya da din adamlarının bu şekilde ayrıştırılarak sınıfların ortaya çıktığına dair, sosyal sınıflaşmanın olduğuna dair herhangi bir bilgi buradan çıkarmamız söz konusu olmayacaktır. D seçeneği de yanlıştır. Astronomi alanında çalışmaların yapıldığı, görüldüğü üzere burada astronomik çalışmaların yapıldığını görebiliyoruz. Ay yılı esas takvimin oluşturulması, ziguratların en üst katının rasathane gözlemevi olarak kullanılması, astronomi alanında çalışmalar yürütüldüğünün göstergesidir. Son sorumuz olan 10. soruya geldiğimizde, Mezopotamya'da bölgenin coğrafi yapısından dolayı taş malzeme bulunmamasının durumlarından hangileri neden olduğu savunulabilir? Bir, Mezopotamya mimarisinden günümüze fazla bir eser ulaşamaması. Evet, günümüzde Fırat ve Dicle nehirleri arasında bulunan Mezopotamya coğrafyasından, o dönemden, o dönem uygarlıklarından günümüze çok fazla eser kalmamasındaki en büyük etkenlerden birisi bölgede yeterli taş malzemenin bulunmamasıdır. Birinci öncülümüz doğrudur. İki, Anadolu ile Mezopotamya arasında ticaret yapılmaması. Anadolu ve Mezopotamya uygarlıkları arasında yoğun bir şekilde ticari faaliyetler yürütülmüştür. Bu sebepten dolayı o dönemden günümüze herhangi bir tarihsel eser kalmadığını söylemek doğru olmayacaktır. Üçüncü öncülde bölgesel savaşların yaşanması, o bölgede Mezopotamya bölgesinde tabii ki de savaşların olması, tahrip edici gücü olmasından dolayı da ortaya çıkan veyahut da o dönemde ortaya konan eserlerin bir şekilde yok olmasına neden olmuştur. Üçüncü öncülümüz de doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 D'dir.